Son teknoloji ürünü bir tank. Silahlı, çelik zırhlı ve hareket halinde. 4000 yıldan uzun süredir ordular düşmanın en az beklediği yer ve zamanda saldırmak için savaşta hareket kabiliyetini kullanıyor. Hareketli savaş birçok şekle büründü. Eski savaş arabası, orta çağın zırhlı süvarileri ve şimdi de savaş tankı. Silah teknolojisinin evrimi dolambaçlarla dolu bir yoldan geçiyor. Bu şövalyenin çağı. Neredeyse yenilmez nitelikte. Tarih boyunca silah tasarımcıları zırh, hız ve ateş gücünün kusursuz formülünü bulmaya çalışmışlardır. Hayal güçleri çığırdan çıkmıştır. Onlara ateşlediğiniz hiçbir şey onları durdurmuyor ve zihninizde sizi ağlamaya geldiklerini biliyorsunuz. Ve daha evvel tarihte görülmemiş savaş şekilleri yarattılar. Tank savaş alanında bir katliam söz konusu. Amaçları en gelişmiş silahlı savaş aracını yaratmak. Her türlü kara savaşında savaş makinesinin kalbini hareketli birlikler oluşturur. En iyi yaptıkları şey, hep yaptıkları şey. Belli bir mesafeye güç uygulamak. Ayrıca piyadelerden daha hızlı uzağa ulaşmak. Günümüzdeki savaş bölgelerinde Amerikan Abrams M1A2 tankı kraldır. Şimdiye kadar çatışmaya girmiş en büyük, en gelişmiş savaş makinelerinden biridir. Ezici ateş gücü ve amansız zırhı onu tank teknolojisinin evriminin doruk noktasına taşıyor. Tank tasarımını etkileyen başlıca 3 unsur vardır. Silahı ne kadar büyük, ne kadar iyi korunacak ve hareket kabiliyeti ne olacak? Her birinin tasarımı karar vermeyi ve seçim yapmayı gerektiriyor. Abrams'a büyük bir silah ve kalın bir zırh verme kararı onu daha ağır, manevra kabiliyeti daha düşük bir tank yapıyor. Günümüzdeki tank tasarımcılarının yakından bildiği bu feragatler binlerce yıl önce ilk savaş arabası mühendislerini de etkiliyordu. Milattan önce 1457, Orta Doğu, Megiddo. İki büyük ordu, dünyanın kayıtlara geçmiş en eski savaş arabası muharebelerinden birinde karşı karşıya geliyor. Firavun 3. Tutmose'nin komutasındaki Mısır hareketli kuvvetleri Kenan rakiplerini yıkıp geçiyor. Hız ve cesaretle yaklaşık 1000 düşman savaş arabası ele geçiriyor ve dramatik bir zafer kazanıyorlar. Mısır savaş arabası eski dünyada savaş kazanan bir makine. İlk savaş arabası değil ama birçok açıdan en başarılı olanı. Basit ama etkili prensipleri bir araya getiriyor. At çekiş gücü sağlıyor. Altı parmaklıklı tekerlekler güç ve hız veriyor. Ateş gücünü ise yay oluşturuyor. 1000 yıl öncesinde Mısır savaş arabasının bir atası 4 ağır disk tekerleği olan bu hantal at arabasıydı. Mısırlılar farklı türde bir savaş makinesi istiyordu. Düşman piyadelerine hedef kesinliğiyle ok atabilecekleri, hızlı, manevra kabiliyeti yüksek bir platform. Bu istekleri savaş arabası yapımcılarını belirli bir tasarım yolunda ilerlemek durumunda bıraktı. Mısır savaş arabası bir çatışma aracıydı. Tüm çatışma araçlarında olduğu gibi, misil atacağınız zaman hedef kesinliği sağlamak için aracın sarsılmadan ilerlemesini istersiniz. Mısırlıların düz bir hareketli platformu elde etmek için yaptıkları şeylerden biri tekerleklerin tasarımındaydı. Bu tekerlekler 6 adet parmak ve çekmiş deriye sarılmış çerçeveden oluşuyordu. Savaşçının ve sürücünün üzerinde durdukları savaş güvertesi şoku büyük ölçüde emiyordu. Başarılarının öteki sırları umulmadık bir yerde keşfediliyor.
Pensilvanya'daki bir at pistinde. Salkiler olarak bilinen bu atlı yarış arabaları, teknik tasarımcılar tarafından hız ve manevra kabiliyeti için tasarlandı. Salki teknolojisinde büyük bir rekabet var. Her bir detay yarış pistinde avantaj sağlamak için tasarlanıyor. Bu yüzden salkiler hafif, 27 kilonun altında olmak durumunda. Salkilerde sürüklenmeyi en aza indirgemek için uçak kanadı gibi eliptik şekli olan iskelet tüpler kullanılıyor. Hafiflik, hareket kabiliyeti için büyük önem taşıyor ve yaklaşık 35 kilo ağırlığında olan Mısır savaş arabaları neredeyse günümüzün salkileri kadar hafif. Ama bunun bir bedeli var. Savaş arabası zırhsız. Bu sebeple sürücü ve okçudan oluşan iki kişilik ekip tamamen korunmasız ve sadece hızlarıyla ateş güçlerine bel bağlamak zorundalar. Arabadaki kişileri korumak istemediklerinden değil, buna ihtiyaç duymadıklarını düşündüklerindendi. Çünkü savaş arabaları ordudan uzakta savaşmak, bir yere uzak mesafeden ok yağdırmak için yapılmışlardı. Bu yüzden ekibin platform becerisi ölüm kalım meselesi. Mısırlı tasarımcılar bu güçlüğü aşıyor ve son derece etkili bir tasarım yeniliği geliştiriyorlar. Aksı platformun en arkasına yerleştiriyorlar. Bu da savaş sırasında yön değiştirme becerisini en yükseğe çıkarıyor. Diğer savaş arabaları uzun dönüşte manevra yaparken bu savaş arabalarının bir anda dönebilmesi ve durması gerekiyordu. Ama hızlı yön değişimleri bir savaş arabasının devrilme riskini artırıyor. Mısırlı mühendisler bu tehlikeyi önceden görüyor ve savaş arabasına 1 metre 75 santimetrelik bir tekerlek kaidesi yapıyorlar. Bu da devrilmeden ani dönüş yapmalarını olanak sağlıyor. Eski teknoloji, düşman piyadesine ok atış mesafesinde savaşmak için kusursuzca tasarlanmış, manevra kabiliyeti çok yüksek olan bir ateş platformu yarattı. Savaş arabası taktikleri geliştikçe başka bir yerde kumandanlar bu makineyi başka yöntemlerle kullanmaya başladı. Sonucunda savaş arabası tekrar büyüdü. Ama eninde sonunda savaş arabasının bir silah olarak birçok kısıtlaması var. Engebeli zeminde veya bataklıkta kullanılamıyorlardı ve onları inşa edip bakımlarını yapmak pahalıydı. Roma İmparatorluğu zamanında savaş arabası sadece yarış ve törenlerde kullanılıyordu. Çünkü ordular çok daha esnek bir silah keşfetmişti. Savaş arabasının yerine geçen şey attı. Bu çok garip görünüyor ama at sırtında gitmek önünde sonunda muharebede savaş arabasına ihtiyaç kalmaması demek olacaktı. Böylece savaş arabasını çeken hafif hızlı hayvanların sırtında bir savaşçı taşıyabilecek şekilde daha büyükleri yetiştirildi. 4. asırda Çin'de savaşçıyla daha güçlü olan atının etkisinde devrim yaratacak yeni bir buluş kayıtlara geçti. Binici ve bineği daha güvenli bir savaş ünitesine dönüştüren alet üzengiydi. Daha sonra Orta Çağ Avrupa'sında ordular savaş taktiklerini değiştirip ağır süvarileri muazzam güçlü bir savaş platformuna dönüştürmek için bu gerçeği kullanacaklardı. ...1429, Orta Fransa'nın kuzeyindeki Patay. İngilizler ve Fransızlar arasında geçen zorlu 100 yıl savaşlarındaki kilit çatışmalardan biri. Patay'de İngiliz piyadeleri bir saldırıya karşı hazırlıksız. 1500 ağır zırhlı...